Neye bakıyorsun enişte? Uçup giden gençliğine mi? Hayır. Sendeki oyunculuk yeteneğine. Ama hiçbir şey göremiyorum. Dilek, bizde mikroskop var mıydı? Yeni komşumuz Muz Fikret'i gözetliyor. Muz Fikret mi? O kim ya? Eskişehir Spor'un efsane sol tarafından keşfedilip yaz kampına çağrıldı. Aynı yıl İstanbul Karagümrük Spor'a bir kamyon patlıcan karşılığında transfer oldu. Orada yaptığı müthiş muz ortalarına kendini gösterdi ve 3 yıl sonra yeniden Eskişehir Spor'a transfer oldu. Bu defa 15 bin lira transfer ücreti aldı. 14 yıllık futbol kariyerinde 88 gol ve 213 gol pasıyla tarihe geçti. Tatlım. Sen sabah kahvaltısında gazetenin spor sayfasını mı yedin? Arzu. Dilek senin gibi etrafında olan bitenlere ilgisiz biri değil. Muz Fikret'in yandaki eve taşındığını öğrenince araştırmaya başladı. Kim olduğunu sorup soruşturdu. Cidden sordun mu abla? Sabahın altısında kim bu arabesk çalan densiz diye sordum. Hani o... Çekmediğim dertler çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm, gecem olmadı. Bu karşı evden mi geliyormuş? Ben de sen birden dile geldin de 18 senelik evliliğinden bahsediyorsun sandım. Ya Arzu, vallahi inanamıyorum sana ya. Bir insan nasıl olur da İbrahim Tatlıses'le Dilek'in sesini birbirine karıştırabilir? Ha yoksa şarkının sözleriyle bizim evliliğimizin uyumu konusunda bir problem yok falan. Kusura bakma hayatım, yani aklım hep Muz Fikret'te. Ya görsen Dilek, zamanında ne müthiş bir futbolcuydu. Bir kere de çok kritik bir anda böyle yeter bir... Yeter ya! Sabah sabah çelimsiz bir topçunun muhabbetini... Yapacağız tabii ki. Ay abla, adamın nüfus cüzdanı bilgilerini vereceğine yakışıklı olduğunu söyleseydin ya. Ama anne, bize ne adamın yakışıklılığından? Ay sana ne olabilir ama bana ne değil. Tabii sen eniştemi göre göre yakışıklı kavramını da unutmuşsun. Ama ablacığım, ben daha gençliğimin baharındayım ve muz en sevdiğim sebze. Ya Arzu! Ya ne yapıyorsun? Abla! Bu tarafa geliyor. İyi de benim kıyafetim hiç müsait değil. Değil tabii. Git üstüne adam gibi bir şey giy. Şimdi oldu. Faruk, ya şunun yaptığına bir bak Allah aşkına. Alt tarafı bir eski futbolcu geliyor diye kılıkta... Efendim hayatım? Yok bir şey, çok şık olmuşsun. Yalnız bir ufak eksiğin var. Ne? Ha, şimdi oldu. Pek. Ben bakarım. Hayır, burası benim evim, ben bakarım. Hayır, ben bakarım dedim. Ben bakarım. Günaydın. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Ben yeni komşunuz Fikret. Fikret. Ya, bu işin bana hiç yabancı gelmedi Fikret. Yoksa, ya inanmıyorum. İnanmıyorum. Muz Fikret ha? Muz Fikret. 88 gol ve 213 gol pası. 214 ama sayan kim canım? Tamam, itiraf ediyorum ben. Buyurun lütfen geçin şöyle. Buyurun. Merhaba. Ben de Arzu. Arzu Parlak. Beyaz İnce ödülü ünlü oyuncu. Ve bu şehrin en gözde bekarı. Hem de en bekarı. Amfikocuğum. Çok teşekkür ederim. Niye zahmet ettin? Ben de Faruk. Faruk Kahraman. Bu da eşim Dilek. Dilek. Eşiniz bu bayan mı? Evet. O zaman bunlar... Bunlar size.
Çok teşekkür ederim. Çok güzeller. Fiko, hangi rüzgar attı seni buraya? Lodos. Abla, espriyi anlamadın galiba. Rüzgar. Lodos. Ben en iyisi gidip şu çiçekleri suya serpiştireyim. Bırak bunları. Ne güzel sohbet ediyorduk şurada. Fiko, gel bakalım anlat şöyle. Gel otur. Vallahi işi... İşin gerçeğini söylemek gerekirse futbol kariyerimi noktaladıktan sonra müziğe bir ara merak saldım. Benim. Fantezi arabesk dalında bir albüm yaptım ama ne yaptıysam tutmadı. Bir de sabahın altısında teybin sesini sonuna kadar açarak komşularınızı uyandırmamayı deneseniz. Ya Fiko'cum, hiç aklına gelir miydi bir gün şu mütevazi şehrin iki ünlüye birden ev sahipliği yapacağı? İki mi? Başka kim yerleşti buraya? Arzu, espriyi anlamadın galiba. İki. Ünlü. Neyse Fikret Bey, siz gidince ben kardeşime anlatırım. Ondan sonra sizin eve gelir güler. Neyse, çok teşekkür ederiz ziyaretiniz için. İnşallah en kısa zamanda. Yani ablam demek istiyor ki... bu akşam diyor bize yemeğe gelseniz. Bu akşam mı diyorum? Evet, öyle dedin ya. Dedin Dilek. Yani ben de oradaydım ve duydum. Bu akşam bize yemeğe gelin demiştin. Tamam o zaman. Akşam 7'de görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Gördün mü aramızdaki elektriği? Zaten sen bu aralar tepesinden ucu açık iki tane tel sarkan trafo gibisin. Ay yok abla, bu seferki gerçekten farklı. Yakında görürsün şehrin en ünlü çiftinin evlilik açıklamalarını Şehrin Sesi gazetesinin magazin ekinde. Şehrin Sesi gazetesinin magazin eki yok. Nesi var? Bulmaca eki var, yemek köşesi var, burçlar köşesi var. O zaman şöyle olabilir. Arzu Parlak aradığı aşkı Koç burcu sevgilisinde buldu. Makarna yerken üzerinde ne vardı?